Arkadaşlar. Emine Hanım, seste görüntüde bir problem var mı? Güzel. Evet, bugünkü dersimize başlamadan önce sorularınız varsa sorularınızı alayım. Tamam, o zaman soru yoksa geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle kısa bir tekrar yapacak olursak, zeka nedir sorusunun cevabı olarak bir problemle karşılaşıldığında doğru hareketi yapma olarak zekayı tanımlamıştık. Peki yapay zeka nedir dediğimizde ise, makinelerin bir problemle karşılaştıklarında doğru hareketi yapan mekanizma olarak tanımlamıştık yapay zekayı. Tabii yapay zeka soyut bir kavram. Bu yapay zekanın çeşitli gerçek dünya problemlerine çözüm üretebilmesi için geliştirilmiş yapay zeka gereçleri vardır. Bunlara biz yapay zeka teknikleri de adını veriyoruz. Sıklıkla kullanılan bu gereçler işte uzman sistemlerdi, yapay sinir ağları, genetik algoritmalar ve bulanık mantık olarak ifade etmiştik. Bu yapay zeka gereçlerinin her biri insanın bir özelliğine karşılık gelerek onu temel alarak geliştirilmiş özellikler olarak karşımıza çıkmaktaydı. Tabii biz bu yapay zeka gereçlerinden bir tanesine ağırlık verelim ki gerçek dünya problemini çözebilelim demiştik. Teknik destek bizi uyarıyor slaytların yüklenmesi konusunda. Arkadaşlar, benim burada anlatmış olduğum slaytları ben zaten derse başlamadan önce öğretim yönetim sistemindeki dosyalar kısmına yüklüyorum. O ilgili dosyaları siz oradan indirip kullanabiliyorsunuz. Ben burada derslerimi anlatırken ekran paylaşımı yaparak dersleri anlatıyorum. Siz de bugün anlatacağım konular şu anda öğretim yönetim sisteminde dosyalar kısmına yüklenmiş durumda. Oradan indirip bunları daha sonra kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ne diyorduk? Yapay zeka gereçlerinin en azından bir tanesini gerçek dünya problemlerini çözebilecek şekilde öğrenelim ki ileride yapay zeka tekniklerinden birisiyle bir problem çözme becerimizi en azından geliştirmiş olalım demiştik. Bu yapay zeka gereçlerinden birisi olarak da bulanık mantığı seçmiştik. Şimdi bulanık mantık aslında insan düşünce sistemine dayanan hesaplamalara dayalı bir algoritma, bir yapay zeka gereci. Ve beynimizin bilgileri algılamasına benzer şekilde dünyaya kesin olmayan şekilde bakmakta. Sonra da bu kesin olmayan bilgileri alarak oradan kesin eylemlere benzer tepkiler verebilmeyi sağlamakta bulanık mantık. Yani insan beyni kesin olmayan belirsiz bilgilerle ne yapabiliyor? Muhakeme yapabiliyor, oradan çıkarım yapabiliyor. Ama bilgisayarlar mutlaka ve mutlaka kesin bilgileri değerlendirebilmekteler. İşte bulanık mantık ne yapıyor? Bu iki tekniği birleştirme yoluna gidiyor. Ve biz diyoruz ki bulanık mantık insana benzer davranışlar gösterebilmesi için, insana benzer kararlar alabilmesi için
iki şeye ihtiyaç duyar demiştik. Bunlardan bir tanesi bulanık kümeler, yani insan beyninin belirsiz bilgileri algılamasına onu modelleyecek bir gereç, bulanık kümeler gerekli. Bir diğeri ise bir kontrol yapacaksanız, bir karar verecekseniz o sistemi tanımanız gerekiyor. Yani geleneksel sistemlerde biz herhangi bir sistemi bir matematik model ile ifade ediyorduk. O modelden kastımız ne bizim? Herhangi bir sistemin girişiyle çıkışı arasındaki ilişkiyi ifade etmektir. Ama bulanık mantık matematik modelden ziyade sözel modelleri kullanmakta. Dolayısıyla herhangi bir sistemin girişiyle çıkışı arasındaki ilişkiyi sözel bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Bunun için de bulanık kurallara ihtiyaç duymaktaydı. İşte bulanık kümeler ve bulanık kuralları kullanarak insan davranışlarına benzer, insan muhakemesine benzer şekilde bir çıkarım yapmayı bu şekilde mümkün kılabilmekteydik. Geçen hafta bulanık mantıkla neler yapabiliriz? Bulanık mantık nedir? Bulanık mantıkla olasılık arasında ne gibi benzerlikler ve farklar var? Sonra bulanık mantık paradokslara nasıl çözümler getiriyor konularına bir giriş yapmıştık. Şimdi o kaldığımız yerden devam edelim. Ben ekran paylaşımı yapıyorum. Şu anda benim ekranı görüyor musunuz arkadaşlar? Tamam. Evet, geçen hafta paradokslar ve bulanık mantığın paradokslara nasıl çözüm getirdiği konusuna bir başlangıç yapmıştık. Ama tamamlayamamıştık. Paradoksun tanımını yaparken ne demiştik? Paradoks aynı anda hem doğru hem yanlış ya da ne doğru ne yanlış doğruluk değerlerine sahip önermeler olarak ifade etmiş idik. Ve bu paradokslara iki tane örnek vermiş idik. Birisi yine antik Yunan'da yaşamış filozoflardan birisi olan Sorites'in bir cümlesi idi. O diyordu ki, aynı tür nesneden pek çoğunun bir araya gelmesiyle oluşmuş bir yığın düşünün. Bu nesnelerden biri seçilse bile yığın olarak kalmaya devam edecektir demekteydi. Evet, ikircikli cümle adını da veriyorduk. Bir başka filozof, yine antik Yunan'da yaşamış filozoflardan birisi Falokros da, kel bir adam düşünün ki bir tel saçı çıksa bile biz onu kel olarak adlandırılmaya devam ederiz demekteydi. Şimdi bunlar doğru mu yanlış mı diye sormuş idik ama arkadaşlarımızın çoğu bu söylediklerimizin doğru olduğunu söylemişler idi. Şimdi keskin mantık, geleneksel mantık ya da binari mantık dediğimiz mantık paradoksları kendi kapsam alanına almamakta. Bunlar ekstrem durumlardır. Ben bunlarla ilgilenmiyorum diyerek bunlardan kaçınmaktadır. Zaten mantıksal sistemler paradokslarla ilgilenirken iki yol izler. Birisi onlardan kaçınırlar. İkincisi ise onlara doğru değerleri vererek çözüm yoluna gitmeye kalkarlar. Bulanık mantık işte bu ikinci yolu tercih etmekte. Yani onlara doğru değerleri vererek çözüm yoluna gitmektedir. Şimdi paradokslara örnekler verelim. Az önce antik Yunan'da yaşamış iki filozofun vermiş olduğu iki cümleden bahsetmiştik. Şimdi de bir başka cümleyi ifade edelim. Şimdi bir kart olsun. Bir kartın bir yüzünde öbür yüzde yazan cümle doğrudur ifadesi varken kartın diğer yüzünde ise öbür yüzde yazan cümle yanlıştır
yazsın. Tamam Süleyman Bey, onu tartışalım. Şimdi eğer biz bunu geleneksel mantıkla çözmeye kalksak zaten bu çözümsüzdür. Çünkü bir tarafta öbür yüzde yazan cümle doğrudur diyorsa bunu bir kabul edersiniz. Öbür yüzde yazan cümle yanlıştır dediği zaman öbür kartta bu defa öbürü bunun sıfır olması lazım ama değil. Şimdi bunun hangisi doğru? Öbür yazda yazan cümle mi doğru? Diğer tarafta yazan cümle mi doğru? İşte burada bulanık mantık üçüncü bir doğruluk değeri vererek bu tür paradoksları çözme yoluna gitmekte. Ama biraz önce ifade ettiğimiz paradokslar ise üçten fazla doğruluk değerleri verilerek çözüm yoluna gidilmekte. Şimdi tekrar şeye dönelim o zaman. Ne demişti? Soru test demişti ki bir yığın düşünün. Yığın olarak da işte kum tanelerinden oluşmuş bir kum yığını düşünebiliriz demiştik. Soru test demekteydi ki bu yığından aynı tür nesnelerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bu yığından bir nesne eksilse bile bu yığın olarak adlandırılmaya devam eder demekteydi. Ve sormuştuk bu doğru mu yanlış mı? Çünkü geleneksel mantıkta, ikili mantıkta bir önerme ya doğrudur ya yanlıştır. Arası söz konusu değildir. Arkadaşlarımız bu söylemiş olduğumuz cümlenin şuradan bir tane kum tanesini aldım. Ayrı bir yere koydum. Doğru demişler idi. Şimdi bir tane nesneye eksildi. Burası yığın. Şimdi burası yığınsa ne diyordu cümle? Bu yığından bir nesne eksilse bile yine yığın olarak kalmaya devam eder diyordu. Madem bu yığınsa bir nesne daha eksilttim. Yığın olarak kalmaya devam etmesi lazım. Bir nesne daha eksilttim. Bir nesne daha eksilttim. Bir nesne daha eksilttim. Yani ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada nesneleri eksilterek her seferinde soruyorum. Bu bir yığın mıdır? Şimdi bu önerme doğruysa yığın dememiz lazım. Öyle bir şey oldu ki buradaki yığın dediğimiz tarafta neredeyse nesne kalmadı. Yani bu kum yığını ise burada kum tanesi kalmadı. Ama ne diyorduk biz? O bir yığınsa oradan bir nesne eksilse bile o yığın olarak kalmaya devam eder önermesi doğruysa burada bir tane kum tanesi kalsa bile bizim buna yığın dememiz gerekiyor idi doğru olsaydı. Ama bu bir yığın mı? Değil tabii ki. O zaman o önerme başlangıçta doğru gibi gözükse de bakın şu anda yanlış olarak gözüküyor. Yani hem doğru hem yanlış olarak görülebilen bir önerme. İşte onun için biz bunlara paradoks diyoruz. Peki bunu bulanık mantık nasıl çözecektir? İşte bulanık mantık doğruluk değerleri vererek çözmektedir. Demektedir ki tamam bu bir yığın. Şimdi ben bu yığından bir nesne eksilttim. Bu yığın mı? Şimdi az önce %100 yığın ise şimdi %99,99 oranında yığındır demektedir. Ne yaptı bakın? Doğruluk değeri verdi. İşte bu şekilde buradaki nesneleri teker teker eksiltelim. Yani burası buradaki nesneler çoğalsın, öbür taraftaki nesneler azalsın. Dolayısıyla ne yaptık biz? Her seferinde doğruluk değerleri verdiğim zaman doğruluk değerleri işte %99,99'dan yavaş yavaş işte %50'ye sonra
%40'a, sonra %30'a, en son da işte %0'a düştüğü anda artık orası da orada nesne kalmamış olacaktır. Yani en başta ben buraya A kümesi demiş isem, burası A değil kümesi idi. Dolayısıyla sırasıyla ben buradan nesneleri eksiltince ne oldu? A kümesinin eleman sayısı azaldı. A değil kümesinin eleman sayısı arttı. Dolayısıyla ben bu eksilmelerden dolayı artık oradakine yığın demiyorum. Ne diyorum? %99 yığın, %70 yığın, %60 yığın, %30 oranında yığın. Böyle doğruluk değerleri vererek işte buna çözüm getirmekte. Aynı şey kel adam örneği için de geçerlidir. Yani doğruluk değerleri vererek bir çözüm yoluna gitmektedir. O önermeye doğruluk değerleriyle çözüm üretmekte ve bu şekilde bulanık mantık paradoksları çözme yoluna gitmektedir. Şimdi az önce üçüncü bir doğruluk değeri vererek çözme yoluna gittiğimiz paradokslara baktığımız zaman şimdi bir A kümesi olsun. O A kümesi A değil kümesine eşit durumuna gelmekte. Şimdi bu geleneksel mantıkta söz konusu dahi olamaz. Çünkü geleneksel mantıkta üçüncü halin olmazlığı kuralı vardır. Dolayısıyla müa'nın değeri yani A kümesindeki ilgili elemanın bu kümeye olan üyelik derecesi A değil kümesindeki üyelik derecesinden birden bu üyelik derecesini A değil kümesinin üyelik derecesinin çıkarılmasıyla elde edilmekte idi. Dolayısıyla eğer burası 1 ise 1 eksi o zaman A kümesine olan üyelik derecesi 1 ise A değil kümesine olan üyelik derecesi 0 olacaktır. Ne zaman? İkili mantıkta. Yani geleneksel mantıkta. Ama burası 0 ise yani x elemanı A kümesine üye değil ise bu A değil kümesine üye demektir. O zaman buradaki üyelik derecesi 1 olacaktır. 1 eksi 1 sıfırı verecektir. Ama bulanık mantıkta böyle bir durum söz konusu değil. Ne yapıyoruz? Üçüncü bir doğruluk değeri verdiğimiz zaman o zaman onları yarı doğrular ya da yarı yanlışlar durumuna getiriyoruz. Bakın müa değeri 1 eksi müa değil ya da müa değil değeri 1 eksi müa olduğuna göre ben üçüncü bir doğruluk değeri verdiğim zaman normalde müa 1 ise burası 0 idi. E zaman ben bunu üçüncü bir doğruluk değeri verdiğimde yani 1 olabilir, 0 olabilir. Üçüncü doğruluk değeri de 1 bölü 2 yani yarım. Bakın bu tam doğru, tam yanlış. Bu yarım doğru ya da yarım yanlış şeklinde ifade edilebilir. O zaman ben yarım doğrulara indirdiğim zaman bakın burası 1 bölü 2 eşittir. E burası nedir? 1 eksi 1 bölü 2 sağladı mı? Evet, 1 bölü 2 eşittir. 1 eksi 1 bölü 2'dir. Evet doğrudur. Bakın ne yaptım? Üçüncü bir doğruluk değeri verdim. Bakın şu neye karşılık gelmekte? Bu müa'ya karşılık gelmekte. 1 eksi şurası nereye karşılık gelmekte? Bu da müa değil'e karşılık gelmekte. Dolayısıyla şu formülasyon bakın burada işlemiş oldu. Yarım doğruları indirerek çözme yoluna gittik. Kel adam ve yığın örneklerindekine benzer paradokslar ise doğruluk değerleri verilerek çözme yoluna gidilmekte idi. Doğruluk değerleri verirken de tam doğru ise 1, yok tam doğrudan
artık sapmaya başladığı anda ne yapıyoruz bunlara? Doğruluk değerlerini göreceli bir şekilde artık azaltarak doğruluk değerleriyle çözüm yoluna gidiyoruz. Ve bu şekilde bulanık mantık paradokslara çözüm üretebilmekte. Geleneksel mantık gibi bu benim kapsamım alanında değildir deyip ondan kaçınmamaktadır. Demiştik ki bulanık mantık aslında belirsizliği işleyen, belirsizliği tanımlayan mantıktır demiştik. Tabii ki belirsizlikleri birçok matematik disiplini ne yapmaktadır? Çözme yoluna gitmektedir, ondan ilgilenmektedir. Bunlar olasılık teorisidir, enformasyon teorisidir, işte bulanık küme teorisi gibi çeşitli teoriler belirsizlikleri çözme yoluna, belirsizliklerle ilgilenme yoluna gitmektedirler. Tabii günlük hayatımızda bizim çok fazla belirsizlikle karşılaşmamız mümkün. Ancak burada biz iki tane belirsizlikten bahsedeceğiz ki bunlardan bulanık mantık çözüm yoluna gitmekte, onları temel almakta, onların çözümüne katkıda bulunmakta. Bunlardan bir tanesi tahminsel belirsizlik ya da stokastik belirsizlik dediğimiz belirsizlik. Diğeri ise sözcüksel belirsizlik, leksikal belirsizlik dediğimiz, yani bizim günlük hayatımızda kullandığımız kelimelerin algılanmasında yatan belirsizlik olmak üzere. Şimdi tahminsel belirsizlik, belirli bir olayın olup olmamasındaki belirsizlikle ilgilenmekte. Bunu bir cümleyle şöyle açma yoluna gidelim. Hedefi vurma olasılığı %80'dir cümlesini ele alalım. Buradaki olay nedir? Buradaki olay hedefin vurulmasıdır. Yani olay kesin bir şekilde, net bir şekilde tanımlanmıştır. Olayın tanımlanmasında bir belirsizlik yoktur. Peki belirsizlik nerededir? Belirsizlik hedefin vurulup vurulamayacağındadır. O da nicel olarak söylenmiştir. Vurulabilme olasılığı %80'dir şeklinde. Bunu unutmuyoruz. Gelelim sözcüksel belirsizliğe, insanların günlük hayatında kullandığı kelimelerdeki algıya dayalı belirsizliğe. Şimdi biz bu tür belirsizlik içeren kelimeleri, cümleleri günlük yaşantımızda oldukça sık bir şekilde kullanıyoruz. Mesela işte uzun çocuk dediniz. Şimdi uzun kelimesi ne yapmakta? Bir belirsizlik içermekte. Yani hangi çocuklara biz uzun diyeceğiz? Çizgiyi nereden çizeceğiz? Sıcak günler. Sıcak kelimesi ne yapıyor? Bir belirsizlik barındırmakta. Şimdi biz hangi derecedeki sıcaklıklara sıcak diyeceğiz ve ona göre bir eşik belirleyeceğiz. Bununla ilgili işte geçen haftalarda örnek vermiştik işte 25 santigrat dereceyi kışın sıcak, yazın serin olarak algıladığımız ve onu o şekilde tanımladığımız gibi. Mesela yüksek enflasyon. Ne demek yüksek? Şimdi buradaki yüksek kelimesi de ne yapmaktadır? Belirsizlik barındırmaktadır. Atıyorum Almanya'da iseniz enflasyon %2 ise oradaki maliyeciler, işte işletmeciler, bilim adamları, iktisatçılar ne diyorlar? Yüksek enflasyon diyorlar %2'ye. Türkiye'ye geldiğiniz zaman %2 bir enflasyon varsa burada o zaman ne diyoruz biz? Düşük enflasyon diyoruz. Yüksek enflasyon demiyoruz. Bakın Almanya'da %2'lik enflasyon yüksek enflasyon olarak algılanırken Türkiye'de %2'lik bir enflasyon düşük enflasyon olarak algılanmakta.
Demek ki insanlar bulundukları çevreye bağlı olarak, yere, zamana, mekana bağlı olarak, konuya bağlı olarak algılarında değişiklikler yapabilmekteler. Ve bu konuda gerçekten etkin bir şekilde bu belirsizlikleri barındıran cümleleri, kelimeleri etkin bir şekilde kullanıp etkili kararlar alabilmektedirler. Şimdi bu ikinci belirsizliğe bir cümle ile daha bir açıklık getirmeye çalışalım. Bu da ikinci belirsizlik için vereceğimiz cümle olsun. Bu yıl muhtemelen başarılı bir finansal yıl geçireceğiz cümlesi. Şimdi ilk bakışta az önce vermiş olduğumuz cümleye benzer bir cümle gibi görebilirsiniz. Birinci cümle ne diyordu? Hedefin vurulma olasılığı %80'dir diyordu. Orada olay neydi? Olay hedefin vurulmasıydı. Belirsizlik neredeydi? Hedefin vurulup vurulamayacağındaydı. Ve hedefin vurulup vurulamayacağı ile ilgili de nicel bir değer verilmişti. Olasılık %80 olarak verilmiş idi. Şimdi bu cümleye baktığımız zaman olay nedir? Olay başarılı bir finansal yıldır. Ne demek ki başarılı bir finansal yıl? Demek ki burada olay net bir şekilde tanımlanmamıştır. Başarılı bir finansal yıl deyince ne anlamamız lazım? Hangi ekonomik şartlarda bulunuyorsunuz? Hangi ülkedesiniz? Hangi sektördesiniz? Bunların hepsi nedir? Başarılı bir finansal yıl bilgisini algılamamızdaki parametrelerdir. Diyelim ki bir kriz dönemindesiniz. Bir şirketin bir tanesi başarılı bir finansal yıl geçirmekten algısı ne olabilir? Mesela zarar etmemişse kendini başarılı bir finansal yıl geçirmiş olarak addedebilir. Ya da bir başka şirket işte cirosunda %15'lik bir azalmayı bile başarılı olarak addedebilir, değil mi? Yani bulunulan çevre şartlarına göre buradaki başarılı bir finansal yıl her şirketin kendi çevre şartlarına göre değişiklik arz etmektedir. Dolayısıyla olay net bir şekilde tanımlanmamıştır. Başarılı kelimesi algıya dayalı bir belirsizlik içermektedir. Şimdi peki bunun başarılı bir finansal yıl geçirip geçirmeme olasılığı ne kadardır? Nicel bir değer verecek olursak bir cevabınız var mı? Şimdi buradaki cevap cümleye baktığınız zaman muhtemelen başarılı bir finansal yıl geçireceğiz. Az önceki cümlede vurulma olasılığı %80'dir diyordu. Ama burada nicel bir değer değil, bir kelimeyle bu olasılık ifade edilmiştir. Şimdi muhtemelen kelimesinin algısı nedir? %80 midir? %70 midir? %60 mıdır? Bakın burada da bir belirsizlik söz konusudur. Hem olayın tanımlanmasında bir belirsizlik vardır. Başarılı kelimesinin algısı farklıdır. Hem de başarılı bir finansal yıl geçirip geçirilemeyeceğinin olasılık değeri bir kelimeyle ifade edilmiştir. O da belirsizlik içermektedir. Ama insanlar çok etkili bir şekilde belirsizlik içeren kelimeler barındıran cümleleri etkili bir şekilde kullanabilmektedirler ve bu kullanmış oldukları cümleler insanları rahatsız etmemektedir. Niye? Çünkü o insanlar bulundukları çevre şartlarına göre
bu kelimelere bir algı yüklemektedirler. Algı ile ilgili bir başka örnek daha verelim. Hatırlarsanız Türk Silahlı Kuvvetleri işte 80'li yıllardan itibaren İspanya'dan askeri nakliye uçakları aldı. Kasa tipi askeri nakliye uçakları aldı. Ve bu askeri nakliye uçaklarından işte birkaç tanesi düştü. Bu düşen uçakların sayısına göre işte Eşref Bitlis'te bu tür bir uçak düşmesi sonucu şehit olmuştu. Bu düşen uçakların sayısına bakarak şöyle bir cümle kursam ben. Kasa tipi askeri nakliye uçaklarının düşme olasılığı yüksektir desem. Oradaki düşme olasılığı yüksektir dedim ya. Düşme olasılığı yüksektir'e karşılık gelen bir yüzde değeri bana verebilir misiniz? Yani kelimeyle değil de bu olasılığı nicel olarak söylemeye kalksam bana bir olasılık değeri söyleyin yüzde olarak. Ne dersiniz mesela? Cevap var mı? Ne demiş? Güneş Gürsoy hayır demiş. Neden hayır dedik ki? Ya işte aldığımız uçaklardan işte birkaç tanesi düşmüş. Ve bu düşen askeri nakliye uçaklarının sonucuna bakarak ben diyorum ki kasa tipi askeri nakliye uçaklarının düşme olasılığı yüksektir diyorum. Şimdi arkadaşlar alınan uçak sayısını verirsem, düşen uçak sayısını da verirsem o artık olasılık olmaktan çıkar. Kesin bilgi olur. Şimdi arkadaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri sadece kasa tipi askeri nakliye uçakları almıyor, sadece onları kullanmıyor. Diğer askeri nakliye uçakları da var. Ama kasa tipi askeri nakliye uçakları diğerleriyle kıyasladığımız zaman çok sayıda düştü. Diğerleriyle kıyasladığımız zaman. Ve bunun neticesinde ben bir cümle kurdum. Dedim ki kasa tipi askeri nakliye uçaklarının düşme olasılığı yüksektir. Ve buradan size bir soru sordum. Dedim ki bu düşme olasılığı yüksektir cümleciği yerine olasılığı ben bir yüzde ile ifade etmeye kalksam neye karşılık verirdiniz? Buna ne karşılık verirdiniz? %70 mi derdiniz? %1 mi derdiniz? %5 mi derdiniz? %50 mi derdiniz? Yani ne algılıyorsunuz? Ya olasılıktan bahsediyorum. Niye veremiyoruz yani? Olasılık bu adı üzerinde olasılık. Yani illa da gerçekleşmesi gerekmiyor. Olasılık. Evet Süleyman Bey bir cevap verdi. %3-5 dedi. Şimdi %51 derseniz bu ne demektir? 100 tane uçağın 51 tanesinin düşebileceğini algılıyorsunuz demektir. Gerçekten böyle bir durum söz konusu mu? Alınan uçakların yarısının düşebileceğini mi düşünüyorsunuz?
Evet, Süleyman Bey güzel bir cevap verdi. Şimdi arkadaşlar, kasa tipi askeri nakliye uçağı birkaç tane düşmüş olsa bile bunlar yüksek teknoloji ürünüdür, öyle değil mi? 100 taneden 3 tanesi düşmüş olsa bile, bakın buna ne diyoruz biz? Fazla görüyoruz. Çünkü bu yüksek teknoloji ürünü. Yüksek teknoloji ürününün bu kadar fazla sayıda düşmemesini bekliyoruz normalde. Şimdi %3 dediğimiz zaman, %5 dediğimiz zaman %3, %5'ler, %5'ler nedir? Çok büyük bir değerdir. Yüksek teknoloji ürünü olduğundan dolayı, değil mi? Dolayısıyla %3 ya da %5 dedik. Bakın, ne için? Askeri nakliye uçaklarının, kasa tipi askeri nakliye uçaklarının düşme olasılığı %3'tür dedik. Bakın, %3'e yüksek kelimesini kullandım. Evet, aynı örneği işte 737 Max'ler için de verebilirsiniz. Bakın, 3 tanesine bile düşme olasılığı yüksektir kelimesini kullanabiliyoruz, değil mi? %3 desek ya da işte binde 5 desek, değil mi? Bir başka örnek verelim. Ben söylemeye çalıştığım nokta insanların algısının nasıl farklılaştığıyla ilgili. Şimdi şöyle bir cümle kursam. Pahalı restoranlardaki yemeklerin kaliteli olma olasılığı yüksektir desem. Bakın, burada da bir olasılık değeri verdim. Olasılık değeri, yani olma olasılığı yüksektir dedim. Peki bunu nicel olarak söylemeye kalksaydım, yüzde şu kadar olasılıkla kalitelidir demeye kalksak ne dersiniz? Pahalı restoranlardaki yemeklerin kaliteli olma olasılığı yüzde şu kadardır desek yüzde kaç verirsiniz? Evet, bakın, Süleyman Ali Bey %90 dedi. Az önce de yine yüksek kelimesi için %3'ü kullandı. Neden? Algı bu. Beklentimiz nedir arkadaşlar? Beklentimiz pahalı restoranlardaki yemeklerin kaliteli olmasıdır. Bu bizim beklentimizdir. Dolayısıyla algımızı ne yaptık? Bakın, %90'lara çıkardık. Olasılık olarak %90'lara çıkardık. Ama öbüründe bir yüksek teknoloji üründen bahsediyorduk. Onun düşme olasılığı yüksek derken %3'e yüksek kelimesinin karşılığı olarak yazdık. Onu söyledik. İşte bakın, bu nedir? İnsanların algılarının olaylara göre, duruma göre, çevreye göre, mekana göre, zamana göre ne yaptığını otomatik olarak ayarlama yapma gerekliliğini ortaya koyuyor ve bunu insanlar başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Bir yerde yüksek kelimesine %3'ü koyarken öbür yerde yüksek kelimesine karşına %90'ı koyabiliyor. İşte bu insanın bunu becerebilme yeteneğini biz modeller, makinelere aktarırsak, makineler de insanlara benzer şekilde dış dünyadaki olayları algılarlar ve ona göre bir karar mekanizması çerçevesinde çıkarım üretebilirler diyoruz. Onun için bu dilsel belirsizliğin modellenmesi önemlidir. Az önce vermiş olduğumuz örneklerden şunu söylemek mümkün. İnsanlar karar verme sürecinde subjektif kategoriler kullanan cümleleri odak noktasına almaktadır. Ve az önce vermiş olduğumuz cümlelerin içerisinde nicel bilgiler olmasa bile insanlar ne yapıyorlar? Bunları karmaşık bir değerlendirme sürecinden geçirerek başarılı bir şekilde kullanıp bir karar verebiliyorlar. Tabii algı burada önemli. Bu algıyı bir başka örnekle daha ortaya koymaya çalışalım. Şimdi biliyorsunuz, bir iş yerinde işte çalışanlar var. Çalışanların sendikası var.
belli dönemlerde çalışanları, işçileri temsilen sendika ile işveren toplu sözleşme masasına otururlar. Şimdi işverenin amacı nedir? İşte o toplu sözleşme dönemi geldiği zaman işçilerine uygun bir ücret artışı vermektir. Cümleme dikkat ettiniz mi? Uygun bir ücret artışı verme. İşverenin amacı bu. Peki sendikanın amacı ne? Sendikanın amacı da kendi üyelerine yani çalışanlara, işçilere uygun bir ücret artışı almaktır. Şimdi işveren uygun bir ücret vermek istiyor zaten. Sendikada uygun bir ücret artışı almak istiyor. Hiçbir problemin olmaması lazım değil mi? Ama problem çıkıyor, anlaşmazlık oluyor. Niye? Cevap niye? Niye anlaşamıyorlar? Niye kargaşa çıkıyor? Niye anlaşmazlık oluyor? Birisi uygun ücret artışı vermek istiyor, öbürü uygun ücret artışı almak istiyor. Hiçbir problem olmaması lazım ama problem çıkıyor. Problem uygun kelimesinde. Heh. Patron az veriyor, sendika çok istiyor. Uygun kelimesine patronun, işverenin yüklemiş olduğu anlam işte %5 onun için uygun bir ücret artışıdır. Bakın uygun kelimesine yüklemiş olduğu nicel bilgi işte %5'tir. Sendika uygun kelimesine yüklemiş olduğu nicel bilgi %15'tir. İkisi de uygun ücret artışı, birisi almak istiyor, öbürü vermek istiyor. İkisi de aynı anlamı vermiş olsalar uygun kelimesine problem çıkmayacak. Dolayısıyla işverenin uygun kelimesindeki algısı farklı, sendikanın uygun kelimesindeki algısı farklıdır. İşte bunun için ne çıkıyor? Anlaşmazlık çıkıyor. Demek ki bizim günlük hayatta, günlük yaşantımızda kullanmış olduğumuz kelimelerdeki belirsizlikler bizim konuyla ilgili bilgi, beceri, tecrübe ve masanın hangi tarafında olduğunuza bağlı olarak algımız değişmekte. Peki buradaki o uygun kelimesi nedir? Bakın müthiş bir esneklik sağlıyor aslında. Oradaki uygun kelimesi belirsizlik içeriyor ama belirsizlik aynı zamanda bir de neye getiriyor bize? Esneklik getiriyor. Peki esneklik iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Hemen kanun yazma tekniğine dönelim o zaman da esneklik iyi mi, kötü mü? Şimdi siz kanunlarımıza baktığınız zaman sayılı sayıda kanun maddesi vardır değil mi? Eğer biz olası her durum için bir kanun maddesi yazmaya kalksaydık, kütüphaneler dolusu kanun kitapları yazmak zorunda kalacaktık ve yine de olası her durum için bir kanun maddesi üretemeyecektik. Peki kanunlar nasıl yazılıyor? Sürekliliği olan durumlar için ne yapıyor? Belirli ayrık noktalar belirleniyor. O ayrık noktalarda bir kurallar oluşturuluyor. Kuraldan kastımız işte kanunlar oluşturuluyor. Hangi aralıkta bir olay olmuş ise hakimler ne yapıyorlar? Benzeşim yoluyla, yaklaşım yoluyla bir karar veriyorlar. Yani şu noktada olsa olay hiçbir sıkıntı yok. Çünkü kanun maddesi birebir ne yapıyor? Tanımlamış. Şu noktada olsa olay, orada da bir sıkıntı yok. Bu noktada olsa olay, orada da bir sıkıntı yok. Ama şurada olduğu zaman olay ne yapıyor hakim? Benzeşim yoluyla, yaklaşım yoluyla ne yapıyor? Bir karar veriyor. Dolayısıyla bakın burada kanun maddelerini yazarken ne yapmamız gerekiyor? Bir belirsizlik içeren kelimeler kullanmamız gerekiyor. O belirsizlik içeren kelimeler aslında bir esneklik sağlıyor ve
O zaman işte hakim devreye giriyor. Yoksa biz olası her durum için bir kanun maddesi üretmiş olsaydık hakimlere zaten gerek kalmazdı. Herhangi bir memur senin durumun şuna uyuyor deyip birebir şudur deyip orada zaten kanun maddesi vardı, cezası kesilirdi. Onun için belirsizlik içeren kelimeler öyle çok da kötü manada algılanmaması gerekiyor. Bize esneklik kazandırıyorlar. Esneklik ise yaklaşımsal muhakemeyi getirmekte ki yaklaşımsal muhakeme zaten insan muhakeme sisteminin temelini oluşturmaktadır. Evet, insan bu işlemi yapmakta. Benzerlik yoluyla soyutlama ve düşünme yoluna gitmekte. Bu da insan mantığının tabii ki esnekliğiyle ancak mümkün olabilmektedir. Bu söylediklerimizden o zaman artık bir çıkarım yapabiliriz. İşte biz insanın bu muhakeme karar alma süreçlerindeki kullanmış olduğu mantığı yani insan mantığını gerçek dünya problemlerinin çözümünde kullanmak için bizim bir matematik modele ihtiyacımız vardır. İnsan düşünce sistemini, insan çıkarım mekanizmasını gerçek dünya problemlerinin çözümünde kullanabilmek için bir matematik model ile modelleyip makinelere, bilgisayarlara aktarmamız gereklidir. Peki bu matematik model nasıl geliştirilecektir? İşte bulanık mantık bu matematik model için geliştirilmiş bir algoritmadır, bir yapay zeka gerecidir. Dolayısıyla bulanık mantık insanın karar verme ve değerlendirme süreçlerini algoritmik biçimde temsil etmeyi sağlayan bir yapay zeka gerecidir diyoruz. Bulanık mantıkla ilgili bu ön bilgileri verdikten sonra bulanık mantık da biz gerçek dünya problemlerini nasıl çözüyoruz? Ya da bulanık mantık kullanılarak ne tür gerçek dünya problemleri ya da mühendislik problemleri çözülüyor sorularına işte burada vermiş olduğunuz birkaç örnekle cevap verebiliriz. İşte metroların kontrol edilmesini bulanık mantıkla yapabiliyoruz. Televizyonların sinyali en iyi şekilde almalarını, onların ayarlanmasını bulanık mantıkla gerçekleştirebiliyoruz. Bilgisayar disklerinin o okuyucu sabit disklerin okuyucu kafalarındaki o okuyucu kafanın bilgi neredeyse oraya gidip orada herhangi bir şekilde titreşim yapmadan oradaki bilgiyi okuması için yine bulanık mantık o kafayı okuma kafasını hareket ettirmekte kullanılabiliyor. Kameraların odaklanma sistemi bulanık mantıkla yapılabiliyor. Tüketici elektroniğinde çok sık bir şekilde bulanık mantık kullanılıyor. Yani klimaların otomatik olarak çalışması, çamaşır makinelerinin otomatik bir şekilde kiri algılaması, kirin cinsini algılaması, çamaşırın miktarını algılaması, çamaşırın cinsini algılaması, ona göre bir yıkama modu geliştirmesi bunların hepsini bulanık mantık kullanarak gerçekleştirebiliyor. Aynı şey elektrik süpürgeleri için de geçerli. Kirlilik derecesine göre emiş gücünü ayarlayabiliyor bulanık mantık kullanarak yapay zeka gereçlerinden birisi işte. Buzdolaplarındaki o buzlanma yine bulanık mantıkla engellenebiliyor. Asansörlerin işte trafik kontrol edilerek hangi katta ne kadar kişinin beklediği algılanarak çeşitli sensörler vasıtasıyla en yakın asansör kabininin oraya yönlendirilmesi bulanık mantıkla gerçekleştirilebiliyor. Yine otomobillerin motorları, süspansiyonları, işte ABS fren sistemleri, cruise kontroller bunların tamamı bulanık mantıkla gerçekleştirilebiliyor. İşte füzelerin yol alması, seyir füzelerinde özellikle sıklıkla bulanık mantık kullanılabiliyor. Çimento fabrikalarında fırınların, karıştırıcıların kontrolünde kullanılabiliyor. Robotlar, insansız robotlar, otonom robotlar bunların tamamı bulanık mantıkla yönlendirilebiliyor.
görüntü tanıma, örüntü tanıma, sınıflandırma sıklıkla bulanık mantık kullanılarak gerçekleştirilebiliyor. Portföy düzenleme, hisse senedi alım satımları bulanık mantıkla gerçekleştirilebiliyor. Yani insanın var olduğu, müdahil olduğu her alanda bulanık mantığı rahatlıkla kullanabiliyoruz. Çünkü gerçek dünya problemlerinin çözümünde biz bunu rahatlıkla kullanabiliyoruz. Peki kilometre taşları nelerdi tarihi süreç içerisinde diye bakarsak bulanık mantığın gelişimiyle ilgili olarak. İlk olarak 1965 yılında Azeri asıllı, Azeri Türk'ü olan bir profesör Lütfizadeh tarafından Information and Control aldığı dergide Fuzzy Sets isimli bir makaleyle ilk defa duyurulmuştur. Kilometre taşlarına bakacak olursak, önemli kilometre taşlarından burada bahsedeceğim. Bu bulanık mantığın ilk uygulaması İngiltere'de İbrahim Mandani tarafından bir buhar türbininin kontrolünde kullanılmıştır. Ve yine bu bulanık mantığın ilk endüstriyel uygulaması 1980 yılında. Hayır arkadaşlar, bu tarihleri sınavda bilmeniz gerekmiyor ya. Sadece bilgi olsun diye bunu veriyoruz. Yani bu şekilde soru zaten sormayacağız. Bir diğer kilometre taşı endüstride ilk uygulaması 1980 yılında Danimarka'da çimento fabrikasında klinker maddesini üreten fırınının kontrolünde kullanılıyor. Bir diğer önemli gelişme Japonya'da Sendai metrosunun kontrolü 1984 yılında bulanık mantıkla gerçekleştiriliyor. Bir diğer kilometre taşı olarak ifade edeceğimiz 1985 yılında ilk bulanık mantık kullanan bir çip, tümleşik devre gerçekleştiriliyor, üretiliyor Amerika'da. Ondan sonra zaten gelişmeler çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle 90'lardan sonra özellikle de tüketici elektroniğinde çok yaygın bir şekilde kullanılmaya başlıyor. Artık Japonya'da ihtiyaç olmasa bile sırf satış pazarlama tekniğinden dolayı bulanık mantık, fuzzy logic kullanan tüketici elektroniği cihazları geliştirilerek satılmaya başlanıyor. O onların bir artısı, sanki cezbedici tarafı olarak, pazarlama stratejisi olarak da artık bulanık mantık sıklıkla kullanılmaya başladı ve devam ediyor. Dikten sonra artık bulanık mantığın gerçek dünya problemlerini çözebilmesi için dedi ki bir matematik model geliştirdi. O matematik model nasıl bir model? Onu ortaya koyacağız. Burada şunu versem mi acaba size? Arkadaşlar, tam hatırlamıyorum ama dersimizin ilk haftalarında çamaşır makinesinin bulanık mantık kullanarak nasıl çalıştığı ile ilgili bilgi vermiş miydim? Yani bir kabaca bilginiz olsun diye aslında ondan bahsetmek istiyorum. Verdiysem onu geçelim. Bundan bahsettim o zaman.
Ha, görsel söylemedik öyle mi? Bakın burada bir çamaşır makinesinin bulanık mantık kullanılarak nasıl denetlendiğini, o çamaşır makinesinin bulanık mantıkla çamaşırları nasıl yıkadığı ile ilgili bir blok şema burada verilmiş. Bu bizim otomatik çamaşır makinemiz. Aslında piyasada fuzzy logic kullanan çok sayıda çamaşır makinesi satılmakta. Ama onlar tam otomatik olarak çalışmamaktadırlar. Her ne kadar fuzzy logic kullanılsa da, yani bulanık mantık kullanılsa da birkaç tane parametre için kullanılmaktadır. Normalde bir çamaşır makinesi eğer gerçekten tam olarak otomatik ise, bulanık mantık kullanan bir Arkadaşlar sesim geliyor mu? Tamam, kusura bakmayın, bir kesinti yaşadık herhalde. Süremiz de bitmek üzereymiş. Ne yapalım? O zaman burada kalsın. Haftaya bundan bahsedelim. Çünkü bitiremeyeceğiz. Vaktimiz tamamlanmış. Bugünkü anlattıklarımızla ilgili sorularınız varsa arkadaşlar sorularınızı cevaplayayım. Peki, soru yoksa o zaman ben katılımınız için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar.